Değerli öğrenciler merhaba. Felsefe soru çözümü ile birlikteyiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Parçada söz edilen iş insanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir iş insanı üniversitede kariyer geliştirme ile ilgili bir konferansa konuşmacı olarak katılır. Öğrencilerden biri mezun olduklarında akademik kariyer yapmanın mı, sahada çalışmanın mı başarıyı getireceği konusundaki fikrini sorar. İş insanı bu soruya "Tabii ki sahada çalışmak daha önemli." İş sahada öğrenilir. Hangi okuldan hangi dereceyle mezun olduğunuz, yapacağınız işin niteliğiyle ilgili çok az belirleyicidir. Bilgilerinizi ne kadar pratiğe dökerseniz, işin inceliklerini o kadar iyi öğrenir, bu sayede de daha kısa sürede daha başarılı işler çıkarabilirsiniz. Benim tavsiyem en kısa zamanda alanınızla ilgili çalışmaya başlamanız yönünde olur demiştir. Ancak Soruyu soran öğrenci mezun olduğu yıl konuşmacının sahibi olduğu iş yerine başvuruda bulunduğunda aynı iş insanı onu yüksek lisansı olmadığı için işe almaz. Evet bu iş insanıyla ilgili hangisi söylenemez? A. Tutarlı davrandığı. Tutarlı davrandığını söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır. Başta ne dedi sonra ne yaptı değil mi? Uyumlu bir bütünlük yok. O yüzden doğru cevabımız A. B, görüşlerini temellendirdiğini söyleyebilir miyiz? Evet, yani burada sahada çalışmanın neden gerekli olduğu, mezun olur olmaz hemen işe girmenin neden gerekli olduğunu temellendiriyor. C, özgün görüşler ileri sürdüğünü de söyleyebiliriz. Ne diyor? Mesela mezun olduğunuz ya da hangi dereceyle mezun olduğunuz o kadar da önemli değil diyor. O, orijinal bir fikir e, öne sürüyor aslında. De öner, önerilerinde argümanlara başvurdu. Evet baştan sona benim tavsiyem en kısa zamanda alanınızla ilgili çalışmaya başlamanız yönünde olur gibi bir sonuç cümlesine yukarıda söylediklerinden yola çıkarak e, temellendirmiş oluyor bunu. E teori ve pratik yaşam arasında ilişki kurduğu teori dediğimiz işte üniversite hayatı pratik yaşamda iş hayatı bu ikisi arasında bir bağlantı bir ilişki kurduğunu da söyleyebiliriz ama tutarlı davrandığını söyleyemeyiz. Doğru cevabımız A. Diğer sorumuzla devam edelim. Düşünme ve akıl yürütmenin kavramları ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bakalım bu parçada aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi açıklanmıştır? Öğrenmek istediğimiz sorunla ilgili öncelikle soru sorar ve sorularımıza cevap ararız. Ortaya attığımız düşünceleri belli gerekçe ve kanıtlara dayandırarak kanıtlama girişiminde bulunuruz. İddialarımızı destekleyen ve karşı iddiaları çürüten kanıtlar üreterek sonuca varmaya çalışırız. A. Argüman temellendirme. Baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Ortaya attığımız düşünceleri belli gerekçe ve kanıtlara dayandırarak kanıtlama girişiminde bulunmaya biz argüman deriz. Tam da A seçeneğinde yer aldığı gibi devam eden cümlede temellendirmeyi anlatıyor bize. İddialarımızı destekleyen ve karşı iddiaları çürüten kanıtlar üreterek sonuca varmaya çalışırız. Temellendirme neydi? Bir düşünceyi gerekçelendirmek, açıklamak demekti. O yüzden bu kavram çiftlerinden argüman ve temellendirme ele alınmış. Doğru cevabımız A. B. Doğruluk gerçeklik. Doğruluk arkadaşlar önermenin, ifadenin, yargının gerçeklikle tam örtüşmesi, uyuşması demekti. Gerçeklik neydi? Hem zihne bağlı hem zihin dışındaki varlıklar demekti. C seçeneğine bakalım. Tutarlılık, çelişiklik. Tutarlılık önermeler arasında bir uyumu ifade ediyordu arkadaşlar. Çelişiklik de bunun tam tersiydi. Şimdi iki önerme düşünelim. Bu iki önermenin e, özneleri ve yüklemleri farklı olsun bunların nitelik ve nicelikleri de farklı olsun. Şimdi biz bu önermelere aynı anda doğru ya da yanlış diyemeyiz arkadaşlar. Biri doğruysa diğeri zorunlu olarak yanlış olmak zorundadır. Bu çelişikliği anlatan bir durum işte. D. Tüme varım. Tüme varım özelden genele doğru yapılan akıl yürütmeydi arkadaşlar. Parçadan bütüne doğru yapılan akıl yürütmeydi. Analoji ise benzeşim demek. İki durum var. Bu iki durumdan birindeki bir özelliğin diğerine de uygulanabilir olması olasılıklı bir sonuç ifade ediyordu. Ya da bir diğer deyişle iki benzer durumdan birindeki bir özelliğin diğerinde de bulunabileceğine dair bir olasılıklı durumdu analoji. E'ye bakalım önerme görüş. Önerme doğru ya da yanlış bir yargı bildiren cümleydi. Görüş ise arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi herhangi bir konuda bir olgu, durum, herhangi bir konudaki kanaatlerimiz, kanılarımız, inançlarımız anlamına geliyordu. Bu parçada A seçeneği doğru cevabımız. Diğer sorumuzla devam edelim. Yine düşünme ve akıl yürütmenin kavramları ile ilgili bu parçada anlatılanlar akıl yürütme ilkelerinden sırasıyla hangilerine örnektir? Güzel ülkemin eşsiz manzaralarına sahip bir sahil kasabasına birkaç yılda bir giderim. Ziyaretçilerine rengarenk rodos sarmaşığı da denilen begonvillerle kaplı yollar ve evler görsel bir şölen sunar. Öğrendiğime göre bu çiçek türü tüm Akdeniz iklimi olan yerlerde yetiştiği için bu sahil kasabasında da yetişiyor. Demek ki geçen yıl Yunanistan'da adalarda bu çiçeği görmemin nedeni bu. İki ülkede de aynı iklimsel şartlar olduğundan Birinde yetişen bir bitki diğerinde de görülebiliyor. Bakalım arkadaşlar. A-Analoji tüme varım. Şimdi ne dedi bize? Ee, öğrendiğime göre bu çiçek türü tüm Akdeniz iklimi olan yerlerde yetiştiği için bu sahil kasabasında da yetişiyor. Yani e, burada tüm Akdeniz iklimi olan yerlerde yetiştiğinden bu sahil kasabasında da yetişiyorsa tümden gelimsel bir akıl yürütme vardır değil mi? Ve devamında diyor ki iki ülkede de aynı iklimsel şartlar olduğundan birinde yetişen bir bitki diğerinde de görülebiliyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Benzeşimi, analojiyi. Mesela işte brokoli yeşil yapraklıdır ve sağlığa faydalıdır. Ispanak da yeşil yapraklı olduğuna göre o da sağlığa faydalıdır. İki durum arasındaki benzerlikten yola çıkarak arkadaşlar birinde bir özellik varsa diğerinde de olabileceğine dair bir varsayımdır analoji. Bu nedenlerle doğru cevabımız C seçeneğinde yer alıyor. Eee seçeneklerde tümevarım da var. Onu da hatırlatayım size. Tüme varım özelden genele doğru yapılan akıl yürütmedir arkadaşlar. Parçadan bütüne doğru yapılan akıl yürütmeye tüme varım deriz. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir. Diğer sorumuzla devam edelim. Açıklaması verilen akıl yürütme biçimleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? 1. İki farklı önerme arasındaki benzerlikten hareketle çıkarım yapma işi arkadaşlar analojidir. 2. Tikel önermeden tümel önermeye doğru gidilerek yapılan akıl yürütme biçimi tüme varımdır arkadaşlar parçadan bütüne doğru yapılan akıl yürütme. 3. Genel önermelerden yola çıkarak özel sonuçlara ulaşma yöntemi ise tümden gelimdir bütünden parçaya doğru yapılan akıl yürütme. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğinde yer alıyor.